Ankara'dan 23 derece stüdyosundan herkese merhaba. Zübeyde Sarı ile Gündem programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Son dönemde elektrik faturaları ülkenin gündeminde. Neredeyse her hanenin gündemi gelen elektrik faturaları. Bunlara dair pek çok tepki görüyoruz. Dün Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat sosyal medyadan faturaları ödemeyeceklerine dair bir açıklama yaptı. Bunu sosyal medyadan duyurdu. Çok ses getirdi. Pek çok yere haber oldu. Bizler şu anda Celal Fırat'ı yayına alacağız ve bu kararı aldıktan sonra bundan sonraki aşamaları ve gelen tepkileri konuşacağız. Celal Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Vallahi bugün çok yoğun bir gündü, kusura bakmayın. Sizlerde bir kere aradınız, bu vesileyle sizden tekrar özür diliyorum ama gerçekten çok yoğun bir gündem vardı bugün. Şu anda Kocaeli'ne geldim. Estağfurullah, yoğunluğunuzu biz takip ediyoruz. Davutoğlu'nun bir ziyareti olmuş, onları konuşacağız tabii ki. Ama öncelikle şunu soracağım. Dün sosyal medyadan gelen elektrik faturasını paylaştınız ve bundan sonra bu elektrik faturasını ödemeyeceğinizi söylediniz. Önce o elektrik faturasının bir miktarını öğrenelim izleyicilerimiz için. Sonra bundan sonra neler yapacaksınız? Hangi aşamaya geçilecek ödememe noktasında? 30.060 kuruş geldi. 30 bin lira. Ödemeyeceğinizi açıkladıktan sonra ne tür tepkiler aldınız? Neler söylendi size? Evet, özellikle şu ilk başa geleyim. Geçen hafta bu faturanın geldiğini gördüğümüzde gerçekten çok Cem evimizde böyle bir fatura geldiğini ilk gördüğümde ne hissettiğimi açıkçası yani burada ifade etmek istemiyorum ama ticarethane kısmı yazıyordu. Cem evin hani ibadethane bölümlü olduğu yere ticarethaneye kesilen bir fatura. İş yerimize de ben bir işverenim aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Böyle bir faturayı görünce çok tuhafıma gitti. Sonra bir tweet attım. Verdiğim vergileri size haram olsun bu boyutuyla ilgili. Tabii ne yapalım ne edelim arkadaşlarımızla, bizim federasyon yetkilileriyle konuştuğumuzda bu faturaları ödememe kararı aldık. Evet, çok tepkiler geldi ama hepsi olumluydu. Özellikle onu da belirtmek gerekiyor. Çoğu dostlarımız bizim yanımızda olduğuyla ilgili. Yarın da saat 1'de Çağlayan Adliyesi'nde birçok cemevimizle beraber ortak anlamda davalar açacağız. Kesinlikle elektrik faturalarını bundan sonra ödemeyeceğiz. Şu an bu ülkenin bir eşit yurttaş vatandaşı olarak devlet bizden her tür alacağını alıyor. Öyle söyleyeyim, vatandaşlık hizmetimizi yerine getirmekle de sorumluyuz. Bu konuda da mutluyuz. Askerliğimizi yapıyoruz, vergimizi veriyoruz. Her tür hizmetimizi yerine getirtiyoruz ama İş cemevi kısmına gelince bizi görmeyen bir mantık var. Bu da bizi son derece ciddi çerçevede rahatsız ediyor, onu söyleyebilirim. O amaçla madem bu çerçevedeyse, devlet bizi de vatandaş olarak görmüyorsa, etmiyorsa, bizi askere götürmesin, vatandaşlık hizmeti bizden istemesin. Yani bu anlamda gerçekten çok acı bir reçeteydi. Ama ben şuna da inanıyorum ve umut ediyorum ki, özellikle şu iki günde gördüğümüz desteği sınanan, bu ülkede bu topluluk, bu halk kesinlikle içinde bazen tartışmalar yapsa da kendi sorunları kendi içinde çözeceğine umut ediyorum, inanıyorum. Elektrik faturasını ödememe kararını siz bireysel değildir, muhtemelen görüşmeler yürütülmüştür. Kaç tane cemevi yarın mahkemeye başvuracak, netlik var mı bu konuyla ilgili? Şu an yarın bize 28 tane cemevi başvuracak ama bu yüzlerce şu an cemevimiz. Elektrik faturalarını ödememe kararı aldı. Haftaya da yine Pir Sultan örgütlü aşağı yukarıların da yani bu herhalde 300-400 tane cemevini bulacak, etkin kurumlarımızı. Bütün cemevlerimiz kapsayacak. Yani sadece 28 cemeviyle sadece bunlar bir öncülük etti arkadaşlarımız bizler. Ama bu bütün cemevlerimiz de bu konuyla ilgili bundan sonra faturalarını ödemeyecek diyebilirim. Ahmet Davutoğlu'nun bugün sizi ziyaret ettiğini biliyoruz. Biraz önce basınla da paylaşıldı görüşme videonuz. Neler konuştunuz? Biraz aktarabilir misiniz? Özellikle Sayın Davutoğlu tabii bu vesileyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Cemevleriyle ilgili bu yapılanların etik doğru olmadığı ile ilgili özellikle kendi döneminde yaptıklarıyla Hacı Bektaş Veli biliyorsunuz eskiden bir müze statüsünün olması münasebetiyle oraya giden Alevi canlarının bizlerden para alıyorlardı. Düşünün, bir Alevi
kanat önderini ziyarete gidiyorsunuz, kendi pirini ziyarete gidiyorsunuz. Sizden para alıyorlar. Biz bunlarla karşı karşıya kaldık. Bu vesileyle bunu kaldırdın, dillendirdi. Ki Adalet Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesine Alevi toplumun sorunlarını çözeceğiyle ilgili bir bildiri, yani bir Alevi açılımı deniyordu. Evet. Taahhüt ettiğini dillendirdi ama ömrünün buna yetmediğini dillendirdi, söyledi. Bu şekilde söyleyebilirim kısaca. Ben de tam şunu soracaktım. Davutoğlu'nu biliyorsunuz, başbakanlığı dönemi vardı. Kendi döneminizde neden cemevlerine ibadethane statüsü vermediniz diye sordunuz mu? Sorusunu yöneltecektim size. Sordunuz mu? Evet, kesinlikle. Özellikle bundan sonraki süreçle ilgili, cemevleriyle ilgili ve bundan sonraki süreçle ilgili ne yapmaları gerektiğiyle ilgili her tür anlamda bizim yanımızda yer alacağını, Alevi toplumun sorunlarını, ki bu ülkede bütün yurttaşların sorunlarının çözülmesi amacıyla ne gerekiyorsa hep beraber yapılması gerektiğini dillendirdi, söyledi. Evet, eksiklerimiz olmakla beraber ama bugün burada da olmamız çok anlamlı ve değerlidir. Bu yapılanların doğru olmadığını, aynı şekilde Hızır günleri içerisinde Hızır oruçları tutuyoruz. Bu vesileyle de oruçlarımızın kabul olması münasebetiyle bir temennilerde bulundu. Ama Başbakan gerçekten bu meselenin çözülmesi anlamında ne gerekiyorsa yapacağını sözünü de verdi. Özellikle Cumartesi günü 6 tane genel başkanın yan yana geleceğini de ben kamuoyunda duymuştum. Evet. Burada bu meselelerin de dillendirmelerini kendilerine isram ettim. Bu meselelerle ilgili sadece Sayın Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın ve diğer siyasi partilerin değil, herkesin bu meseleye gerçekten eşit yurttaşlık çerçevesinde sahiplenmesi gerekiyor. Bu ülkedeki yaşayan Alevilerin de siyasi partilerin bu anlamda destek vermelerini, çekinmemelerini kendilerine isram ettim. Yani iletmelerini arzuladım. O da kesinlikle bu konuyla ilgili Cumartesi toplantıda bu meseleyi de gündemine alacaklarını bize sözünü verdiyebilirim. Ali Babacan'ın dün sizin almış olduğunuz karardan sonra bir destek tweetini gördük. Onun dışında herhangi bir siyasi partiden bir destek geldi mi? Sizi aradılar mı? Halk HDP'den ciddi bir şeyde bütün arkadaşlar neredeyse hepsi aradı diyebilirim. Genel başkanından tutun milletvekillerine kadar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları sevgili Veli Ağbaba, Tuncay Yüzkan ve birçok milletvekilleri de aynı çerçevede bizleri aradılar. Destekleriyle ilgili ne yapmamız gerektiği de ile ilgili. Üzerimize ne düşerse sizin yanınızdayız diye bir söylemde bulundular. Bu da tabii bizim açımızdan anlamlı. Kendi sosyal medya mecralarında ve doğrudukları mekanlarda da bu haksızlıkları dile getirdiler. Bu da gerçekten ben anlamlı ve değerli görüyorum. Özellikle tabii bunu iktidarın dillendirmesi lazım. İşte Sayın Devlet Bahçeli her kelamıyla ilgili birkaç kelam söyle bağırıyor, kavga ediyor. Gerçi bizim için kavga etmesini biz arzulamayız, onu da söyleyeyim. Hani öyle tartışmaya da girmek istemeyiz, onu da söyleyeyim. İktidarın bu konuyla ilgili gerçekten parti sözcülerin bu meselelerle ilgili birkaç kelam söylemeleri gerektirdiğini ben düşünüyorum. Her Türkiye'de ne olsa olsun bir mahallede iki kişi arasında kavga ettiklerini bile kendi gündemlerine alan bir siyasi parti, 20 milyon üzerinde olan Alevi yurttaşlarının çektiği sıkıntılarla ilgili tek bir kelime dillendirmeleri gerçekten çok acı, çok ayıp. Onun için biz bu ülkede yaşayan Aleviler olarak biz eşit yurttaşlık istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. Şimdi cemevlerine efendim işte hukuki statüs tanısın deniliyor, statü verilsin. Bir mekana statüyü o toplumun, yani kendi inanç bireyleri verir, Aleviler verir. Devletin de yapması gereken o verdikleri Alevi toplumun kararlarını yerine getirtmesi. Ama gelin görün ki maalesef bu bakışla, bu mantık ile ciddi çerçeve bir sorunlu sıkıntı halindeyiz. Umut ve inanıyorum ki kendi seçmeni, kendi kitlesi buna gül bir şekilde tepki koysun. Bu olur mu? Ben olmalarını arzuluyorum. Bu Türkiye, özellikle Hacı Bektaşlar, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Pir Sultanlar, bu coğrafya topraklar çok güzel insanlar gördü. Bu sıkıntılı süreci de hep beraber aşacağımıza can gönülden inanıyorum. Söylediklerinizden yola çıkarak şunu anlıyorum. Hükümet kanadından, iktidar kanadından herhangi bir iletişime geçilmedi. Sizinle temas kurulmadı dünkü açıklamadan sonra, değil mi? Geçen hafta İçişleri Bakanlığı'ndan beni aradılar. Özellikle ilk faturayı paylaştığımda İçişleri Bakanlığı'ndan Enerji Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir düzenleme yapacağını dillendirdiler.
neredeyse 3-4 gün, bir hafta geçmesine rağmen hatta 4 gün oldu bugün yanılmıyorsam, evet. En ufak bir söylemde bulunmadılar ama kendileri aradılar. Şu an bir çalışma yaptıklarını, en kısa süreçte bununla ilgili kamuoyuyla paylaşacaklarını dilendirdiler. Siz elektrik faturasını paylaştınız. Evet, ticarethane değil, ibadethane diyorsunuz. Çok doğru bir yerden yaklaşıyorsunuz. Ama bugünlerde özellikle siz de farkındasınızdır. Elektrik faturası artık bütün hanelerin sorunu. Herkes bu konuyu konuşuyor, protestolar yapılıyor. Fakat hükümetten küçük küçük geri dönüşler geliyor gibi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklaması var. Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor demiş. Eğer Cumhurbaşkanı gerekli talimatları veriyor dediyse, muhtemelen önce yükseltip sonra bakın indirdik noktasında tekrar bir hamle yapacaklar gibi görünüyor. Düz gibi yapacaklar galiba, öyle gözüküyor. Evet. 7-8 liradan alacaklar. 18 lira, 13 lira getirdiğinde halay çekeceğiz hepimiz. Ben şunu merak ediyorum. Aslında bunu söylerken biraz da üzülüyorum. Söylediklerinizden de yola çıkarak bir ibadethanenin hanesine ticarethane yazarak fatura gönderilmesi zaten bir ayrımcılığın göstergesi. Bu ayrımcılığın önüne nasıl geçilebilir? Toplum olarak biz ne yapabiliriz? Artık iktidarlardan neredeyse ümidimizi kestik bu noktada. Şöyle ki gerçekten her siyasi partinin bu meselenin çözümü için elinden gelen bütün ne var ise yerine getirtmeleri gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Parti'nin de bu konularla ilgili ne kadar genel başkan yardımcıları dillendirirseler de etkin bir çerçeve sahiplenmeleri. Yurttaşlık istiyor alevliler. Kesinlikle başka bir şey istemiyorlar. Vatandaşlık hizmetlerini yerine getirtiyorlar. Şöyle ki başka ibadethanelere, hani bizde bir terim var Alevi gelenek göreneklerine, kendi nefsine ağrı geleni başkasına tasdik etme. Şimdi aynısını bu yapılanları şimdi camiye birileri ticarethane dese inanıyorum ki kıyameti kopartırlar. Hani ki bunu da demeyiz ama bu demeyeceğimiz anlamına da gelmez. Şu an her caminin altında marketler var. Benden aldıkları vergilerle elektrik faturaları ödeniyor. Hocaların masrafları, evin kiraları, efendim lojmanların giderleri, maaşı veriliyor. Evet, kesinlikle yani bundan davacıyız. Evet, şu an günün koşullarında her gün Kur'an'dan ayetlerle bu meseleler dillendiriliyor, söyleniliyor. Biraz da bu vesileyle ayetlere baksınlar. Kul hakkının ne olduğunla ilgili, efendim rızasız insanların cebine paralarını, din konjonktürünün harcamaların ne olduğunu, bu konularla ilgili birkaç kelam dillendirsinler. Bu anlamıyla ilgili her vatandaşın, özellikle Alevi toplumun bu haklı isteklerine karşı yoğun bir şekilde cevap vermeleri gerekiyor. Vermezlerse biz bu boyutuyla ilgili ciddi bir çerçevede ne gerekiyorsa hukuksal anlamda işte yarın başlatacağız ama diğer meseleler ilgili üzerimizden ne düşüyorsa etik çerçevede yapacağımıza bugün sizin huzurunuzda ve de başka anlamda kamuyla paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Celal Bey, aslında siz bu kararınızla bir nevi sivil itaatsizlik başlatmış oldunuz. Başka kurum ve kuruluşlardan da bu sivil itaatsizliğe destek gelir mi sizce? Gelecek, şu an illerden, ilçelerden geldiğini de görüyoruz. Özellikle 27 Şubat'ta Türkiye'nin her yerinde, İstanbul Kadıköy'de, Türkiye'nin her ilinde etkinliklerimiz, yani bir protesto gösterimiz olacak, alanlarda olacağız. Her ilimizde, o ilin meydanında bütün Alevi örgütlerimizden, bütün yurttaşlarıyla, bu ülkede yaşayan Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, inananı, inanmayan, Ermenisi, herkesiyle bütün vatandaşların bu haklarımızı demokrasi çerçevesinde araması için bir çağrı yapacağız. Bu boyutuyla ilgili bir çalışma da başlattık. Bütün Alevi örgütleri, 3 federasyonumuz, Alevi Bektaş Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu ile beraber ortaklaşa bir çalışmalarımız var. Var mı bir Kesinlikle. sloganınız? Şöyle, biz halkız, kazanacağız. Hani kesinlikle hani, o halk isek hani insana hizmet, hakka hizmet diyoruz. Halk isek gerçekten el ele verirsek üstesinden gelmeyeceğimiz hiçbir şey yok. Biz vatandaşız. Bu ülkenin bir halkıyız. Onun için hangi siyasi parti olursa olsun bir futbol takımı tutar gibi tutmamamız lazım.
Kim zulüm yapıyorsa o zulme dur demek lazım. Şimdi şöyle ki bazen evde de çocuklarımız olsun, anne babamız bile olduğunda dur diyoruz artık, yeter diyoruz. Ama bunlara dur deme zamanının geldiğine inanıyorum, geliştiğe dahil. Yani gerçekten canımızı yakıyorlar. Her evde şu an, ben aynı zamanda şu an Derince İmam Hüseyin Cemevi'ne geldim. Hızır Cemi var, şu an bir cemevindeyim. Şöyle ki ceme gireceğiz. İnsanlar gerçekten çok sıkıntılar yaşıyor. İçeri girer girmez canlarımız da geliyorlar, bir muhabbet etmek istiyorlar. İşte konuşmadan direkt buraya koştum, geldim, içeri girdim. Böyle söyleyeyim. Kiralarını zar zor ödüyorlardı ama şu an elektrik faturasıyla doğal gaz faturaların diğer neredeyse kiradan daha çok olduklarını dillendiriyorlar. Bu boyutuyla ilgili her evde şu an yangın var. Bu yangını da söndürmek yetkililerin işi. Ama tabii buna sessiz kalan bir topluluk, halk da var. Hani hakkını aramazsan birileri hakkını yerler. Elimizden aldıklarını başkalarına verdiriyorlar. Şimdi biraz önce İbrahim Kalın'ın bir açıklamasından dilendirdiniz. Bu ülkede Evet. evet, dövize neler yaptıklarını hep beraber gördük. İnsanlar halaylar çektiler ki inanıyorum ki ceplerinde 1.000 dolar bile görmemiş canlarımız, dostlarımız. Maalesef böyle bir topluluğuz. Yarın öbür günde şu an bu kilovatı yükselttirdiler. 150'de 210 yaptılar. Herhalde yarın 250-200-300 yapacaklar. Alkışlayacak bir mekanizmaya büründüreceğiz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Onun için herkesin kesinlikle kapı komşusu açıkken, kapı komşusu sıkıntı sorun yaşıyorsan sen bizden değilsin. Söylemini hep dillendiriyor. Hazreti Peygamber'in bir terimi, kelamı. Bu boyutuyla ilgili herkesin el ele verip bu meselenin üstesine gelmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz biliyorum çok fazla zamanınız yok. Son bir soru soracağım. Sonra sizi yayından alacağım en azından. Çünkü şu anda bir yol gittiniz. Yolun sonunda hemen bize bağlandınız. İnsanlar sizi bekliyorlar. Topluma, siyasetçilere, siyasi partilere ve özellikle iktidara bir mesajınız var mı? Böyle kapatalım Ellerini programı. vicdanlarına koymalarını arzuluyorum. Hani ellerini gerçekten yani ve bu akşam eve gittiklerinde başlarını yastıklarına koysunlar. Bize yaptıklarını bir düşünsünler. Biz bu acıları yaşamaya ve de başka bir topluluğa yaşatmaya ne hakkımız var demelerini arzuluyorum. Eğer gerçekten hani biz bir empati yapıp rahat bir şekilde uyuyorlarsa bu zulümlerini daha çok arttırsınlar. Net bir çerçevede bunu söylüyorum. Muhalefet partilerine de gür bir şekilde birilerini taklit ederek bir yere gitmeyeceklerini artık anlamaları gerekiyor. Net bir şekilde toplumun sorunlarına sahip çıkma cesaretini kendilerine görmelerini arzuluyorum. Herkesin vatandaşın sorunlarını yoğun bir çerçevede ele almaları lazım. Biz kesinlikle biraz önce de söyledim, siyasi partinin bir futbol takımı gibi değil. Arzuluyoruz. Çok özür dilerim. Son iki cümlenizi tekrarlayabilir misiniz? Bir kesiklik oldu. Galiba telefonunuz çaldı. Doğrudur. Sık sık çalıyor. Kusura bakmayın. Şöyle Olsun, ki biz yani tekrar dinleriz sizi. Buyurun. eyvallah. Her siyasi partinin bu meselelerle ilgili yok şu filan seçmendi, böyleydi, şöyle demeden bu toplumun evindeki ateşi söndürmelerini arzuluyoruz. Gerçekten toplumumuz çok acılar yaşıyorlar. İntihar vakaları, cinayetler, evlerde ciddi bir çerçevede sıkıntılar, sorunlar. Her gün bu ülkede 2 tane kadın katlediliyor, öldürülüyor. Bunlara duyarsız kalan bir topluluk yarın çok farklı acılar yaşamak mükellefindedir. Yine Hazreti Peygamber'in bir kelamıyla ben sonlandırmak istiyorum. Çünkü maalesef hep ayetlerden arkadaşlarımız ken vuruyorlar. Kapı komşun açken tok yatıyorsan sen bizden değilsin. Bir yerde bir haksızlık varsa, sessiz kalıyorsan hakkınla beraber şerefin, namusun, onu da kaybedersin der pirlerimiz, oğullarımız. Peygamberimiz de bu boyutta der. Dilsiz şeytan olmasınlar. Bu yaşayan acılardan her canımızın, her siyasi partinin kesinlikle bir suçu var. Bu suçu ortadan kaldırmak onların görevi diye düşünüyorum. Celal Bey çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ Sağ olun. olun. 23 derece izleyicileri yayının başında aktarmıştım aslında. Bugünlerde Türkiye'deki bütün hanelerin konuştuğu belki de tek bir konu var. Gelen elektrik faturaları. Bu tabii sadece haneleri değil aynı zamanda pek çok kurum ve kuruluşu da etkiliyor. Bunlardan biri de
Alevi Dernekleri Federasyonu idi. Çok yüklü miktarda bir elektrik faturası gelmişti ve Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve biz bu faturayı ödemeyeceğiz dedi. Aslında bir nevi sivil itaatsizlik eylemiydi. Çok destek gördü. Sanırım önümüzdeki günlerde farklı kurum ve kuruluşlardan da bu tür protestolar gelecek ama şöyle önemli bir şey vardı. Celal Fırat'ın dillendirdi. Cem evleri ticarethane değil ibadethanedir dedi ve bir an önce ibadethane statüsüne kavuşturulması gerektiğini aktardı. Bugün biraz önce Ahmet Davutoğlu'nun kentini ziyaret ettiğini öğrendik. Bununla birlikte Ali Babacan'ın da dün bir destek tweet'i vardı ve aynı zamanda HDP ve CHP'den de telefonlar aldığını dile getirdi. Umarız en kısa sürede Cem evlerine ibadethane statüsü verilir. Bunu umut edelim ve yayınımıza noktayı koyalım. Başka bir programda farklı bir konu ve konukla buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.